Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebe Kadın Hürcan. Hayatımla ilgili en çok merak ettiğiniz bir şey vardı. Kocam ne yapıyor, ne iş yapıyor, nasıl tanıştınız, nasıl evlendiniz, hayatınızın zorlukları neler gibi bir sürü sorunuz vardı. Bugün videomda kendisinden bahsediyorum. Mustafa Bey, nasılsınız? Evet. Ben Mustafa Bayram, Hürcan'ın eşiyim. Bir yıl olmadı ama da 10 yıl olmuş gibi oldu, değil mi? 10 yıldan çok fazla olsa evet. Anlatacağız birazdan. Evet, ne iş yapıyorum? Yedek parçacıyım, oto yedek parçacıyım. Plaseyerlik yapıyorum. Ya genelde araba sürüyorum. Sanayilere gidiyorum. Bu şekilde çalışıyorum ve bol bol spor yapıyorum. Başka da akşamları da eşimle beraber vakit geçiriyorum. Değil mi aşkım? Evet. En büyük hobin? En büyük hobim spor yapmak. Ay, ben de benimle vakit geçirmek. Sonra senle yemek yemek. Başka. O kadar uyumak. Normal standart bir insan olur evet. Kendisi. Hayatımın en büyük ilkisi. Evet. Ben de en çok sevdiğin şey ne? Nereyi çok seviyorsun? Gözlerini. Başka. Bakışlarını. Bir de uyumanı. İç etkemi. Gözlerimi. Başka? Bu kadar. Gözlerimden başka bir şey görüyor musun? Bunları seviyorum. Aşkım sadece gözlerimle bakışlarımla dedin lütfen bir şeyler söyle. Oo. Bu kadar yani. Bunu her zaman söylüyorum. Tamam aşkım. Tamam. Sağ ol. Ne yapayım işte. Ben de böyle seviyorum. Ben her şeyi seviyorum aşkım. Teşekkür ederim. Çok gülmek istiyorum. Biz 10 yıl onun peşinde koştur koştur tanıştık, ettik, sevgili olduk, ayrıldık, o askere gitti geldi vesaire. Beni en sonunda terk etti. Terk etme sebebi de şuymuş, bunu yıllar sonra öğreniyorum. Kendisi diyor ki, çünkü sen üniversite okuyordun, işte hayallerin vardı, ben ise... Bir berduş, bir serseri. Liseyi terk etmişti. İşte benle olmaz, senin hayatını çok etkilerim diye düşündüğü için olmayacağını düşünüp beni terk etmiş. Ben çok üzülmüştüm. Sonra İyiliği için bıraktım aslında tabii ama anlatamadım zaten ona o zamanlar bunu ama... Ya anlatılabilecek bir şey değil ki bu. Seviyorum yani ben seni. Yani bırakıyorum seni, sevmiyorum dedim. Ve ayrıldık yani. Yani şu an çok gurur duyuyorsun bununla. Yok, iyi ki öyle demişim. Yıllarca öyle söyledin yoksa zaten bana. Yoksa gerçekten benle yani konuşmaya, sevgili olmaya devam etseydik belki şu konuma gelemezdi diye evet, düşünüyorum. Evet, İzin vermezdim terk yani. Her şeyine karışırdım. Evet. Karışırdım. Şu anda hiçbir şeyime karışamıyorum. Şu anda hiçbir şeyine karışmıyorum çünkü belli bir yaşa gelmiş, belli bir kariyere gelmiş. Ve artık birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Evet, sonra şöyle bir şey oldu. Biz 7 yıl boyunca hiç görüşmedik. Ben tabii ki üniversiteye gittim, üniversiteyi bitirdim, yüksek lisans yaptım. İşte başka yerlerde çalıştım, bir sürü yerde çalıştım, iş yeri açtım, kapattım falan. Bir sürü hayatımda hikaye değişti. Sonra bir gün böyle boşluğuma geldi. Hayatımda kimse yok uzun zamandır. İşte bir yere gidiyorum. Yanımda onun arabası. Gördüm, dedim ki numarasını bulmam lazım. Unutmuşum. 10 yıl boyunca ezbere bildiğim numarayı unutmuşum. Hatırlayamıyorum sonunu. İşte bir şekilde o numarayı buldum ve mesaj attım. Şöyle yazdım. Evlendim mi? Evet. Direkt. Yani evlenmediğimi de biliyor eminim yani. Tabii ki de biliyorum. Çünkü aynı mahallede oturuyoruz. Hala görüyordum ara sıra. Sonra... Hala peşimde koşuyordu yani. Hayır, hiçbir zaman koşmadım. Gördüğü zaman koşuyordu. O 7 yıl boyunca hiç peşine koşmadım. Yani burada gördüğü zaman bir tur daha atmıyor muydun? Hayır. Ben öyle zannediyorum. Sen öyle zannediyorsun. O 7 yıl boyunca hiç aklımın ucunda bir daha hayatta bir araya gel. Gerçekten de düşünmüyorum. Çünkü o hayat... Biz işte yeniden o ayrıldı falan. Biz gerçekten sevgili olduk. Görüşmeye başladık. Sonra baktım iş ciddiye biniyor. Ben biraz korktum. 1,5 yıl falan birlikte olduk. Sonra ben evlilikten çok korkuyordum. İşte zaten hayatım çok iyiydi. Bir buçuk kariyerim... yıl olmadı ya. Bir yıl falan. En fazla 1 yıl görüştük. Belki o kadar da değil yani. Olabilir. Arada da görüşmediğimiz zaman falan aynen. Oldu. 5-6 ay hatta. Sonra... İşte ben korktum, ayrıldım. Bu sefer ben terk ettim Mustafa'yı. Hayatımda ilk defa Mustafa'yı terk ettiğim zaman o zamandır. Sonra o dedi ki yeniden birlikte olalım. Hiç kıvırma söyledin. Demedim. Söyledin ya. Asla kabul etmiyorum bunu. Ben sana bir şey demedim. Neyse biz yeniden birlikte olduk ve iş ciddiye bindi. Biz evleneceğiz karar verdik ama beyefendi bana hiçbir şekilde bir evlenme teklifi falan etmedi. Ama neden etmedi? Neden? Kesinlikle planlı bir hayat olmadığı için. Hatta kız Buket'le de görüşüyorduk. Yani nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz falan. Şurada mı edelim, burada mı edelim. Tam plan yapıyoruz, işte ben doğuma gidiyorum. Tam plan yapıyoruz, işte bir gebemin yanına gitmem var. Bir gebemin suyu geldi. Hep böyle. Ya biz de artık yani suratına resmen dedim. Ben dedim sana evlenme teklif edeceğim ama fırsatını bulamıyorum.
Biz dedim gel bu işi en manuel bir şekilde edelim. Arabada evlenme teklifi. Arabada bir yer yüzüğü aldığımız gün. Aldım. Zoraki bir şekilde evlenme teklifini aldım. Neyse kabul ettim. İşte olsun aşkım ya. Bizimki de öyle oldu. Evet, ne yapalım? Bence farklı. Ama zaten ben hayatımda beni bu halimle kabul eden bir adam bulmuşum. Hayır evet, der mi? Çünkü sürekli işim var yani. Değil mi? Evet, bir de şöyle, ben kına istemiyorum, nikah istemiyorum, kimseyi çağırmayalım, işte aramızda düğün yapalım falan diyen bir insandı. Oo, kına yaptık, düğün yaptık, her şeyi yaptık yani. Yaptık. Değil vallahi mi? Yaptık. Gerçekten vallahi yaptık. Vaktim olmaz, şöyle olur. Böyle, yani insanın da kınaya, nikahına da vakti olur yani, değil mi? Ama işte anlaştığın insanlar oluyor doğum için bilmem ne falan. Neyse, atlattık yani oğlum böyle. Hayatımızın da en büyük zorluğu bu oluyor zaten. İşte ben ona sürekli hiçbir şey yapmıyorsun, bizimle ilgili hiçbir plan yapmıyorsun, işte bir şeyler düşün diye kızıyorum. O da bana sürekli sanki evde duruyorsun da, sanki ben plan yapınca oluyor da, hep bir yerlerdesin diye isyan ediyor. İsyan ediyor ama şikayet ediyor musun? Yok etmiyorum. Ben de. Alıştık bu hayat artık biz ya. Böyle yaşamaya alıştık. Benle yaşamanın en büyük zorluğu ne? Planlı yaşayamıyorsun en büyük zorluğu. Planın olmuyor yani. Yani sana bir sürpriz yapmak istesen bile yapamıyorsun. Aslında yine yapabilirsin. Sürpriz dediğin şeyi i̇şte kendin ayarlayabilirsin. Yapamıyorsun işte. Sen yapamıyorsun. Şu an öyle söylüyor da. Bazen yeri geliyor, iki gün görmüyorum diye. Yani. Olabilir. Evet, iki gün peş peşe görmediğim günler oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Senle yaşamanın en büyük zorluğu da hiçbir sosyal hiçbir şeyinin olmaması. Var da sana uymaması. Ne mesela? Spor mesela. Yani hayatındaki en büyük zorluk şuydu. Onu net söyleyebilirim. Evlendik. Biz aslında hala neredeyse bekar hayatı gibi bir hayat yaşıyoruz. Kocam sağ olsun inanılmaz çok spor yaptığı için haftanın 5 günü 1,5 saat spor yapıyor. Göster aşkım kasları. Ve işte evde mesela nerede ayna görse biceps kontrolü. Ama her sporcu yaptığı bir şey yani. Sonra işte tek yemek şeyimiz var. Sabahları 10 yumurta yiyordu ilk evlenmemizde. Bir yere kahvaltıya gideceğiz. Artık yani utanıyorduk 10 yumurta istemeye. Evde yumurtalarını yiyordu. Ondan sonra kahvaltıya gidiyorduk. Öğlen tavuk ve pilav. Akşam tavuk ve pilav. Başka hiçbir şey yoktu. Allah'tan benim de yaptığım çok güzel bir şey var. Onların yanına yakışan salata. Evet. Her çeşitini yapabiliyorum. Allah razı olsun. Bütün salata çeşitlerini yedik yani yiyoruz da. Evet. En güzel onu yapıyorsun değil mi? Evet. Yemeklerimizi de kocam yapıyor. Evet, yemekleri ben yapıyorum. Salataları o yapıyor. Evet. Allah'tan sadece tavuk ve pilav yani. Ama ben de yiyorum. Dışarıda sayemi, yemek yemek çok zor. Sayemde sağlıklı besleniyor yani. Ondan istiyorum. Evet ama spor konusuna alışamadık. Kendisi yüzünden bir yıl Mac'e üye oldum. Pardon Mac'fit bile değil yani. Mac'e üye oldum. Kaç kere gitmişimdir? 5-6 kere falan. Ondan sonra biz işte devam ettik falan. İş ciddiye bindi. Madem iş ciddiye biniyor bir an önce olsun dedim. Çünkü çok işim gücüm var. Bir sürü doğumum var. Gün belirledik. Yani Hürcan'ın işinin olmadığı bir gün belirledik tabii kesinlikle. Ondan sonra öğlen oldu. Hürcan mesaj attı. Ben doğuma gidiyorum diye. Evet ama doğum çok hızlı olacaktı. Doğum çok hızlı olacaktı diye söyledi ama çok da hızlı olmadı. Akşam 6'da gidecek, görüşecektik. Saat 7 oldu. Hürcan bizi oyalıyor. Yani oyalı derken şöyle. İşte 5 dakika 10 dakika sonra çıkarım inşallah falan gibilerinden. İşte baktık saat 7.30'a geliyor. En son ben dedim ki bizimkilere gelin biz gidelim. Hürcan gelecek dedim. Öyle anlaştık. Ve biz evine gittik. Saat 8.30'a geldi. Hürcan anca gelebildi. Biz artık yani bayağı bir muhabbeti koyulaştırmıştık. Hürcan öyle geldi. Sonra ben geldim. Sonra Hürcan geldi. Ama o günü ben de hatırlamıyorum ha. O gün ben sen geldin. Gün yemek yedik mi biz? Ne evet. Yaptık ki? İşte çay kahve bir şeyler atıştırdık. Evet, çay, sonra kahve, gittik. Apart bir şeyler yedik. Sonra gittik. Sonra işte düğün tarihi falan filan belirlendi. Nikah tarihimiz belirlendi. Biz öyle düğün falan filan yapamayacak durumdaydık. Çünkü benim zaten çok az vaktim olduğu için kına günüm ve düğün günüm olacaktı. Hatta kına bile yapmayacaktım ama şansla birisiyle tanıştık. Yasemin. Yasemin benim baştan sona her şeyimle ilgilendi ve kına organizasyonumu yaptı. Patlattı yani o gün. Mükemmel bir kınam oldu. İnanılmaz eğlendim. Ama ben hastaydım. İnanılmaz hastaydım. Sesim gitmişti, soluğum gitmişti. 3 kere üst üste serumlar takıyorduk falan. Anne kınasının olacağı gün biz ofiste kalıyoruz. Ben serum takıyorum. Çok kötü hasta yatıyorum. Sonra ama sürpriz yapacaklarmış bana. Haberim yok. Mustafa işte Buket'le haberleşiyor sürekli. Sen anlat orayı. Hürcan'ın haberi yok kesinlikle. İşte bana dedi ki etraf biraz temiz olsun ki dedi. Herkes gelecek ya. Buket söyledi aşkım. Buket söyledi. Buket'le anlaştık. Zaten söyledi ya Buket'i söyledi zaten. Benim daha söylememe gerek yok.
Neyse. Ben durmadan sağ sol temizliyorum böyle. Durmadan etrafı temizliyorum. İşte siliyorum falan. Hürcan da hasta tabii. Ne bulursa yere atıyor. Sağa sola atıyor böyle. Peçeteyi falan da yere atıyor. Neyse o ara bir yaklaşık 1-2 saat sonra Hürcan'ın serumu bitti. Ben de artık Buket'e dedim ki artık gelecekseniz gelin, ben dayanamıyorum dedim. Yani işten vazgeçeceğim. O ara geldiler işte benim sözüme. Sonra Hürcan çok kötüydü. Ama sonra teyzelerini falan görünce Hürcan bir an canlandı. Canlandıktan sonra tabii beni gönderdiler evden. Hepsi bayan olduğu için. En son işte kapıdan çıkarken bir tane teyzesi Hürcan'ın, büyük teyzesi herhalde. Sen necisin oğlum dedi. Dedim ben kapıcıyım abla dedim. Siz geçin dedim, ben kapıyı birazdan kapattırım. Sonrasını bilmiyorum tabii. Bayağı eğlendiler. Aynen. Sonra işte ertesi günde kınamız oldu. Kına çok eğlenceliydi ama çok eğlendik. Yani öyle böyle değil. Yıkıldık. Akşamına ben zaten mahvolmuştum yine. Tamamen sesim gitmişti. Ertesi gün nasıl evet diyeceğimi falan evet. Sonra nikahımız oldu. İşte nikahımızda çok sevdiğimiz insanlarla bir aradaydık. Bengü vardı nikah şahidimiz. Furkan Kayabaşoğlu vardı. Seren Karabulut, Makgöz'üm, aynı zamanda can dostum, o vardı. Sadece bir, sade bir nikah töreni oldu. Bizim aslında nikahımızla da ilgili bir mevzumuz var. Boşanma noktasına, evlenmeden vazgeçtiğimiz bir hikayemiz var. Nikah tarihi alırken. Evet. Dedik ki nikah tarihi ne zaman olsun? 22 Mayıs tercih ettik. Ama bizim olayımız 22 Mayıs yani. Kesinlikle 22 Mayıs olacak. Bunun altını karalıyorum burada. Kavga etmemizin sebebi de oydu çünkü. Tamam. 22 Mayıs olsun da hangi saat olursa olsun. Tamam gittik. Evet, hangi saat olursa aynen olsun gittik. Düğünümüz de olmayacak zaten. Sadece bir nikahımız olacak. Ben bir gittim belediyeye. Allah'ım o kadar kötü ki diyorum ki ben burada mı evleneceğim? Hayatımda bir kere evleneceğim. Burası mı olacak falan. Maske takıyoruz o zaman işte yine. Oturduk, sıramızın gelmesini bekliyoruz. Ben o kadar yüzüm asık ki anlatamam. Yani öleceğim, ağlamak istiyorum. Ben? Mustafa da böyle hemen dosyalar, evraklar, her şeyi yapalım saat, falan. Ama saati bulduğum için yani seviniyorum. Tarihi bulduğu için. Hem çünkü şey tarihte bir saat yer varmış sadece. Sadece öyle o saati de almak için Mustafa da yardırıyor yani böyle. Sonra o vezneye gitti para ödeme. Ben de orada tuvalete gittim. Çünkü ağlayacağım yani, hüngür hüngür ağlayacağım. Tuvalete gittim, çıkırarak ağladım ben böyle. Gözlerim kan çanağına döndü. Sonra geri geldim. Ben de o ara işlemleri yapıyorum tabii. Veznede para falan ödüyor. Ben geldim ne dedim ya orada? Parayı ödedim mi ödedim mi dedim. Geri al parayı dedim. Hayır demedim ya. Vazgeçelim dedim. Dedim ki iptal edebiliyor muyuz dedim. Hı, aynen. İptal edebiliyor muyuz dedim. Sonra tabii Mustafa şok oldu. Vezne'deki şok oldu. Zorla mı evlendiriyorlar falan filan gibi bir şeye girdi. Vezne'ye geldik işte iptal oluyor mu dedim. Hepsi şok oldu nasıl falan filan diye. Arabaya bindik geri ve yani Mustafa şok, ben şok, kavga ettik. Ben dedim ki yani neden 22 Mayıs'ı bulmuşken vazgeçtik, neden böyle oldu falan, ama tabii ben yani Hürcan'a sormadım. Beğendin mi burayı falan. Ben çünkü kendimi 22 Mayıs'a endekslediğim için yer bulduk, saat bulduk, hemen kapmaya çalıştım ve öyle yaptım Hürcan'a sormadan. O da tabii çok duygusal olduğu için, bir de ikizler burcu olduğu için. Ne alakası dedi, var burcunda? Ben dedi buraya tanıdığım kişileri çağıramam. Ben burada hikaye yapmak istemiyorum. Çağırabilir istedim. Miydin? Bilmiyorum, çağıramadığın için zaten vazgeçtik yani. Ve baya baya tartıştık. Hatta yani eve gelene kadar baya tartıştık. Boşandık yani resmen. Bravo, evlenmemişiz aşkım, nasıl tamam, boşandık? Tamam olabilir yani. Yani neredeyse istemedim. Ayrılacağız. Evet ben istemedim. Hürcan başladı ağlamaya. Ben de dedim ki tamam sakin ol dedim. Yalvarırım olmazsa, evlenelim dedi. Kesinlikle öyle bir şey demedim. Bu olmazsa başka bir yer olur dedim. Yani 22 Mayıs olmaz, 27 Mayıs olur dedim. Değil mi, bunu söyledim yani. Söyledim. O zaman yapacak bir şey yok dedim yani. Tarihe takılmayacağız. Ve yine kendisi sayesinde ve çok güzel bir yer buldum. 22 Mayıs'ta evlendik. Evet, şansımıza oldu yani. Sevdiğim insanlar bana yardımcı oldu diyelim. Ben dedim ki ben burada evlenmek istemiyorum. Neyse biz gittik, başka bir belediye ile görüştük. Orada oldu, Allah'ım iyi ki orada olmuş yani. Düğünümüz de öyle oldu. Çok güzel bir düğünümüz oldu mu aşkım? Çok güzel oldu gerçekten. Ya beklediğimiz gibi oldu, böyle bekliyorduk zaten. Hayal ettiğinden bile güzel olmadı yani. Hayatımdan güzel oldu ama biliyordum yani bu kadar güzel olacağını, tahmin edebiliyordum. Çünkü benimle evlendim. İşte ailelerimiz çok farklı kültürler olsa bile biz tabii inanılmaz kesin uyum. Evet, biz kesinlikle uyum sağlıyoruz. Bir de kızımız var tabii. Ha evet. Morfinimiz var. Hayatımızın aşkı. Evet, paylaşamadığımız. Hayatımızın aşkı, morfinimiz.
Evlenme kararımı aldığım anda ilk istediğim şey oydu. Bir kedim olsun çok istiyordum. Kocam istemiyordu. Yani istemiyordan kastı şöyle, yalnız kalır diye korkuyordun değil mi? Evet. Hatta sen iki tane alalım diyordun. Ben dedim ki ilk önce bir tane alalım bakalım bakabiliyoruz mu? Ki ben bakıyorum zaten. Genelde. Diyordu ki ne yapacağız, evde nasıl bakabileceğiz mi falan. İlk gün nasıl var ya, dibinden ayrılmıyor. Şimdi ona benden daha düşkün. Çok seviyor. İyi ki hayatımızda yani onsuz bir hayatı asla asla düşünemiyoruz. Çok seviyoruz değil mi bebeğim seni? Aşkım benim. Öyle. Sen morfine girsin. Ya morfin şu an arkadaşı, kızı. Yani her şeyim diyebilir. Yani böyle atıyorum mesela Hürcan evde olmadığı zaman dışarı çıkıp gezebilirken ama gezmiyorum yani her zaman onu eve yanına geliyorum. Kontrol ediyorum, yediriyorum, içiriyorum, temizliyorum değil mi kızım? Böyle uyutuyorum. Ondan sonra ne yapacaksam ondan sonra yapıyorum. Neşe kaynağımız. Hayatında herkesin kedisi olmalı mı sence? Kesinlikle olmalı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani alerjiniz yoksa tabii. Neyiniz yoksa? Alerjiniz. Ha, evet. Evet, o da çok önemli. Ya biz var ya hayatımızın en büyük ilkisi, bebeğimiz gibi bakıyoruz ona. Belki de bir bebeğimiz daha olacak ama onun yeri bizim için çok ayrı. Her şeyimiz o, bizim aşkımız, balımız, bebeğimiz. Oy. Bir yıllık hayatımızın 3 kişilik ailesinde aşkla birbirimize bağlıyız. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz ve çok saygı duyuyoruz, kızımız dahil. Herkesin de bu kadar aşkla dolu bir evliliği olmasını, bizim aşkımızın da hiç bitmemesini dilerim. Temenni ederiz. Hoşçakalın.